İl başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımızın kıymetli il başkanları, kıymetli belediye başkanlarımız ve il genel meclis başkanlarımız, değerli dava ve yol arkadaşlarım, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Toplantımızın ülkemiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Önceki gün genel merkezimizde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerimizle oldukça uzun bir toplantı gerçekleştirdik. Dün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılının başlamasının ardından milletvekillerimizle ilk grup toplantımızı yaptık. Bugün de siz il başkanlarımız ve teşkilat kademelerimizin diğer mensuplarıyla birlikteyiz. Salgın döneminde ara vermek veya uzaktan canlı bağlantıyla yapmak mecburiyetinde kaldığımız il ziyaretlerimizi bir süre önce tekrar başlattık. Son olarak Kırşehir ve Mersin'e gitmiştik. İnşallah cumartesi günü de Adana'nın misafiri olacağız. Ziyaret ettiğimiz şehirlerimizde hem vatandaşlarımızla ve teşkilatlarımızla bir araya geliyor, hem de çok sayıda eser ve hizmetin toplu açılışını yapıyoruz. Ayrıca her şehrimizde gençlerimizle bir araya geldiğimiz özel programlar tertip ediyoruz. Yaptığımız toplu açılış törenlerinde kamu projeleri yanında özel sektörümüzün yatırımları da yer alıyor. Nitekim Adana'da da milyar dolarlık bir özel sektör yatırımının temel atma ve tamamlanan projelerin açılış törenlerine katılacağız. Dünyanın ciddi bir bocalama dönemine girdiği salgın sürecinde Türkiye olarak üretim çarklarını hiç durdurmayarak, yatırımları teşvik ederek, istihdamı koruyarak kendimizi diğer ülkelerden ayrıştırdık. Geçtiğimiz yıl tüm dünya küçülürken bizim büyümeye devam etmemiz bu gerçeğin en somut ifadesidir. Küresel üretim, tedarik, lojistik ve perakende kanallarında ciddi bir tıkanıklığın yaşandığı son dönemde de ülkemizde herhangi bir aksaklığa meydan vermeyerek farkımızı tekrar ortaya koyduk. Her krizin fırsatları da beraberinde getirdiği inancıyla dünyayı kasıp kavuran salgın dönemini yeni ve büyük bir kalkınma atılımına dönüştürmenin gayreti içindeyiz. Hamdolsun sanayicisiyle, ihracatçısıyla, ticaret erbabıyla, esnaf ve sanatkarıyla, hülasa tüm kesimleriyle milletimizin de bu kalkınma hamlesine sıkı sıkıya sahip çıktığını görüyoruz. Pek çok şehrimizde yeni organize sanayi bölgelerinin kuruluşundan kapasite büyütme gayretlerine kadar nice güzel gelişmelerin yaşandığını biliyoruz. Bu yılın ilk ve ikinci çeyreğindeki ciddi büyüme rakamları doğru istikamette gittiğimize işaret ediyor. Tabii birileri biz ne yaparsak yapalım, ülkemiz hangi güzel haberlerle sevinirse sevinsin, milletimiz hangi imkanlara kavuşursa kavuşsun, felaket tellallığı yapmaktan geri durmuyor. Yıllardır aynı yalanları, iftiraları, çarpıtmaları tekrarlamaktan bıkıp usanmayanların maskelerini gerekirse her seferinde tekrar tekrar indirmek mecburiyetindeyiz. Esasen hayatlarında bir defa bile milletle hasbi muhabbet etmemiş devlet yönetmek nedir? Uluslararası ilişkiler nasıl yürütülür bilmeyen, herhangi bir eserleri ve hizmetleri olmayan bu çarpık zihniyetlilerin kestikleri ahkamların cehaletlerini ortaya sermekten öte bir kıymeti yoktur. Ama doğru yerinden kalkana kadar yalan dünyayı dolaşırmış gerçeğini de unutmamalıyız. Bizim söylenir söylenmez hakikat denizinde boğmadığımız her yalanın
bir süre sonra büyüyüp ayağımıza dolaşması kaçınılmazdır. Hamdolsun, milletimize yaptığımız hizmetleri anlatmak için elimizde günlerce, haftalarca, aylarca kullansak bitmeyecek kadar malzeme vardır. Genel merkezimizin, cumhurbaşkanlığımızın, bakanlıklarımızın, belediyelerimizin ürettikleri bu malzemeleri her fırsatta kullanmalı, milletimizin zihnine ve gönlüne kazımalıyız. Bizim insanımız sürekli mavra yapanı, desteksiz atıp tutanı, yalanı gerçek ciddiyetiyle söyleyerek kendine güldüreni istihza ile de olsa bir süre takip eder. Ama günün sonunda tercihini daima eser ve hizmet siyasetinden yana kullanır. Biz eser ve hizmet siyasetinin gereğini yerine getirirken milletimize özellikle bu siyaset orta oyuncularının gerçek yüzünü hatırlatmaktan da geri durmayacağız. Değerli kardeşlerim, dünkü grup konuşmamızda CHP Genel Başkanı'nın yeni anayasa tartışmaları ile ilgili tutarsızlıklarını bizzat kendi ağzıyla ifade ettiği görüntüleri de kullanarak anlatmıştım. Kılıçdaroğlu bu durumdan çok alınmış. Görüntülerdeki kişinin kendisi değil de ben olduğumu zannederek bir sağlık kuruluşundan rapor almam gerektiğini söylemiş. Aramızda doktor arkadaşlar varsa bu ruh halinin hangi anlama geldiğini, neye işaret ettiğini gayet iyi bileceklerdir. Biz kimsenin işine karışmayız. Doktorların işine de karışmayız. Ama ortada hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum olduğu da ortadadır. Bize düşen Allah şifa versin deyip kendi işimize bakmaktır. Bu zat önceki gün enerji fiyatlarını da diline dolamıştı. Avrupa başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında enerji fiyatlarının iki katından beş katına kadar arttığı bir dönemde biz kendi vatandaşımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz Bay Kemal. Sen nerede dolaştığının farkında değilsin. İzlemiyor musun televizyonları? Enerjide Avrupa ne alemde? Dünya ne alemde? Görmüyor musun? Adamlar şu anda benzin bulamıyor, benzin. Bunları görmüyor musun? Amerika başta olmak üzere, Almanya'sı, İngiltere'si şu anda akaryakıtta adeta müflis durumda. Hepsini geçtik. Şimdi kamyon şoförü bile bulamıyorlar. Salgın başladığından beri enerji sektöründe kamunun kontrolü altındaki fiyatları gerekirse sübvanse ederek olabilecek en alt seviyede tuttuk, tutmayı sürdürüyoruz. Enerji fiyatlarını etkileyecek uluslararası kontratları ülkemiz lehine en yüksek avantajları sağlayacak şekilde yapmak için yoğun bir gayret içindeyiz. Dünyada emtia fiyatları başta olmak üzere maliyetleri etkileyen her şeyin İkinci Dünya Savaşı'ndan beri görülmedik düzeyde arttığı bir süreçte biz ülkemizin en az sıkıntıyla bu dönemi atlatması için çalışıyoruz. Ülkenin de, dünyanın da özellikle gerçeklerinden bir haber olanların kürsüden söyledikleri sözlerin ne bu tabloya bir faydası ne de herhangi bir anlamı vardır. Onlar konuşur. Biz hizmet ederiz. Eser üretiriz. Sorun çözeriz. Yeni hedefler ve vizyonlar ortaya koyarız. Dünyada ve ülkemizde yaşanan her şeyin gayet iyi farkındayız ve adımlarımızı da ona göre atıyoruz.
Bu anlayışla geçtiğimiz haftalarda sözleşmeleri yenilenen işçilerimizin ve memurlarımızın ücretlerinde kendilerini de çok memnun eden artışlar yaptık. Bay Kemal, bunlardan haberin var mı? Hamdolsun memurumuzda, işçimizde bu toplu sözleşmelerden sonra halden memnun. Enflasyonun %20'nin altında olduğu bir dönemde ortalama %30'lar düzeyinde yaptığımız artışlarla çalışanın, üretenin, sabit gelirlinin yanında olduğumuzu çok açıkça ortaya koydu. Tabii belediyeleri hırsızlık, yolsuzluk, ahlaksızlık, taciz, tecavüz iddialarıyla çalkalanan bir partinin çalışanlara verdiğimiz bu ücret artışlarını görmelerini, anlamalarını, takdir etmelerini beklemiyoruz. Ama hiç değilse bu rezilliklerin yaşandığı yerleri örnek göstererek ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını da hatırlatmak istiyoruz. Dünyada uyuşturucuyla mücadelesi referans alınan cezaevlerinde en çok uyuşturucu suçundan tutuklu ve hükümlüsü bulunan bir ülkede hala bu tür ithamları dile getirmenin ardında başka niyetler olduğu da açıktır. Kamu görevlilerini tehdit ederek çiftçiye, işçiye, emekliye, esnafa, iş adamına, velhasıl toplumun her kesimine hakaret ederek iktidara gelebileceğini sananları acı bir tebessümle takip ediyoruz. Kılıçdaroğlu, memurları tahrik etmek için diline 3600 ek gösterge meselesini dolamış, habire tekrarlayıp duruyor. Halbuki bu sözü veren biziz ya. Memur sendikalarıyla yapılan son toplu sözleşmeye bu başlığı koyan da biziz. Böylece verdiğimiz sözün hukuki altyapısını oluşturmaya başlayan yine biziz. Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden yine biziz. Öyleyse bu zat hala neyi konuşup duruyor? Doğrusu ben bunu bilmiyorum. Kendi aklınca şehitlerden gazilere her kesimi kışkırtmaya çalışan bu kişi hızını alamayıp ülkemizde en çok destek verdiğimiz kesimlerden biri olan çiftçilerimize de bulaşmış. Biz yaptıklarımızı söylüyoruz. Bu şahıs ilkokul çocuğu seviyesinde bile olmayan bir mantıkla güya kendince tarım denklemi kuruyor. Söylediği şeyin çiftçiyi bugünkü seviyesinin çok gerisine düşüreceğinden bile haberi yok. O derece şuursuz durumda. Yapacağız, edeceğiz dediği şeylerin çok daha fazlasının uygulanmakta olduğunu çiftçimiz zaten biliyor. Türkiye'de tarımı stratejik bir sektör olarak belirleyip gerçekten büyük yatırımlar ve desteklerle bugünkü seviyesine biz getirdik. Her türlü desteği biz çiftçimize verdik, veriyoruz ve vereceğiz. Ülkemizde tarımsal hasılasını geçen yıl 337 milyar liraya, tarım ihracatını da 20 milyar dolara çıkararak Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine biz ulaştırdık. Sadece bu yıl için verdiğimiz ve vereceğimiz tarım desteklerinin tutarı 24 milyar lirayı buluyor. Ham maddeleri uluslararası piyasalardan temin edildiği için küresel fiyatlamaya tabi gübrenin maliyeti %187 artarken biz bunu 1/3 azaltarak ülkemize yansıttık. Gübre desteklerini 2 kat artırarak alternatif gübrelerin kullanımına ek destek vererek
çiftçimizi biz koruduk. Et, süt ve yem üreticilerimizin fiyat dalgalanmalarından daha az etkilenmelerini sağlamak için Toprak Mahsulleri Ofisimizi devreye soktuk. Tüm bu gayretlerimiz sayesinde Türkiye, gelişmiş ülkeler dahil pek çok devletin gıda arz güvenliği konusunda endişe yaşadığı bir dönemde gayet rahat bir şekilde geleceğine bakabilmektedir. Sadece tarımda değil, hangi alana el atarsanız atın, benzer tablolarla karşılaşacaksınız. Ha, bu demek değil ki ülkemizde hiçbir sorun yok. Her şey güllük gülistanlık. Yok böyle bir şey. Tabii ki sıkıntılarımız da var. Ama bunların neler olduğunu da, hangi sebeplerden kaynaklandığını da, nasıl çözüleceğini de en iyi biz biliyoruz, biz. Türkiye'nin imkanlarını bu ülkede yaşayan her bir bireyin emrine vermek için hazırlıklarını sürdürdüğümüz ve en kısa sürede gerçekleştireceğimiz pek çok proje bulunuyor. İnşallah bunları önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda birer birer milletimizle paylaşacak, uygulamaya geçireceğiz. Değerli kardeşlerim, özellikle karşımızdaki tablo 2023'e yaklaştıkça partimize ve hükümetimize yönelik saldırıların, yalan ve iftira kampanyalarının artarak süreceğini gösteriyor. Biz hayatı boyunca iftira ile ve yalanla mücadele etmiş, her başarısını büyük mücadeleyle kazanmış bir siyasi hareketten geliyoruz. Ülkemizin zor bir dönemi olan 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını biz CHP'den alarak bunlara rağmen kazandık. Siyasi ve ekonomik çöküntünün zirvede olduğu 2002'de iktidara bunlara rağmen geldik. Vesayetin oyunlarıyla, terör örgütlerinin saldırılarıyla, darbe teşebbüsleriyle, siyasi, sosyal ve ekonomik nice tuzakla bunlara rağmen başa çıktık. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde attığımız her adımı bunlara rağmen neticelendirdik. İnşallah 2023'te milletimizin teveccühüne bir kez daha nail olarak mecliste ve cumhurbaşkanlığında yeniden sorumluluk üstlenmeyi de bunlara rağmen başaracağız. Eğer karşımızdakilerin insafına kalırsak, bunlar bize Türkiye Cumhuriyeti'nin aynı haklara sahip vatandaşları olmamıza rağmen, bırakın adil davranmayı, yağmurlu havada bir bardak su bile vermezler. Gözü de, gönlü de başka yerlere çevrili bu yeminli ülke ve millet düşmanlarına hak ettikleri cevabı elbette her platformda vereceğiz. Ama bunu yaparken asla kendimizi onların seviyesine de düşürmeyeceğiz. Bizim tek sorumlu olduğumuz merci milletimizdir. Bugüne kadar elde ettiğimiz her başarıyı, kazandığımız her mücadeleyi milletimizin desteğine borçluyuz. İktidara geldiğimiz günden beri karşımıza çıkan her engeli yıkıp geçmemizi sağlayan, 15 Temmuz'da çıplak elleriyle tankları durduran, bölgesel ve küresel tüm güç odaklarını hizaya getiren milletin gücünün üstünde bir güç tanımadık, tanımıyoruz. Bundan sonra da hedeflerimize yine milletimizle birlikte yol yürüyerek, milletimizin gönlündeki yerimizi güçlendirerek ulaşabiliriz. Nice büyük badirelerin üstesinden nasıl Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle gelmişsek, bugün önümüzde duran sorunları da aynı şekilde aşacağımızdan zerre kadar şüphemiz yok. İşte bu ekip burada. İl başkanlarımız,
ana kademe, gençlik kolları, il genel meclis başkan üyeleri, tüm belediye başkanlarımız, çok yoğun çalışacağız. Durmak yok. İşe rehavet girmemesi gerekir. İşte bunun için her fırsatta teşkilatlarımızın tüm unsurlarıyla sahada olmaları, dokunmadık ve kazanmadık gönül bırakmamaları gerektiğini söylüyoruz. Eğer bunu başarabilirsek, bizim için 2023 sadece daha büyük hedeflere doğru sürecek yolculuğumuzun yeni bir başlangıç noktası anlamı taşır. Benim sizden istediğim şudur. Değerli kardeşlerim, şu gönüllere vurmak, şu gönüllere dokunmak bizim en büyük kazanımımız olacaktır. Hep söylüyorum ya, bize gurur, kibir asla yakışmaz. Biz tevazu ordusuyuz. Ve tevazu ordusu olarak bu yolculuğa devam edeceğiz. AK Parti'nin 20 yıllık geçmişinde bunun aksi hiç olmadı. İnşallah bu defa da olmayacak. Ana kademesiyle, kadın ve gençlik kollarıyla bugüne kadar bizi hiç yolda bırakmayan, hep sorumluluklarını yerine getiren teşkilatlarımıza güveniyorum. Emekleriniz ve gayretleriniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Evet, hitaplarından dolayı AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı ve saygılarımızı arz ediyoruz efendim.